Çağlayan Dergisi'ni çıkarmasının amacı hakkında bilginiz var mı? Sızıntı Dergisi bizim yıllardır okumadığımız dergiydi. En büyük yaramızdı. Abone olurduk ama okumazdık. Bu durum bilindiği halde önceliklerden bu kadar değiştiği zaman da Çağlayan Dergisi'ne çok mu ihtiyacımız vardı? İşin acı tarafı yine bu kadar hedefimiz var. Abone olalım diye baskı yapılması geçmişten hiç ders çıkarılmadığı anlamı çıkar mı? Evet, öyle bir anlam çıkar ama şöyle. Ben de bu mevzuyu çok düşünüyordum. Yani niye böyle bir şey oluyor? Özellikle İhsan Yılmaz dile getirdiği zaman filan. Şimdi Sızıntı da gerçekten okunmuyordu. Hatta okunmadığı için Gülen başyazısı yazmayı da kesmişti insanlar okumayı da. İşte o zaman okuma zorunlu hale getirildi filan. Hatırlıyorum yani böyle şeyler de yaşanıyordu. Bugün Çağlayan'ın neden çıkardığına dair şöyle bir kanaatim oluştu. O yüzden de Çağlayan'la ilgili bir seri yaptım. Bütün başyazılarına bakıyorum. Bence Fethullah Gülen bu süreç içerisinde hem bir öz eleştiri hem de rekalibrasyon diyebileceğimiz bazı yazılar yazmak ve bunu cemaatine duyurmak istiyordum. Bunun için bir dergi en uygun yol olarak tespit etti. Yani eskiden yaptığı gibi Sızıntı yazdığı gibi başyazıları yazarak bu dönemin işte hem öz eleştirisini hem de bu duruma gelmiş cemaatlerin yeniden nasıl kendilerini toparlayabileceğine dair bir yol haritasına benzer bir şey yapmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Şu ana kadar okuduğum 6-7 makaleden öyle bir intiba etmiştim. Bundan sonra zaten yüzleşme yazıları başlamış oldu. Bundan önce de işte Cem Temel'de yolun kaderi, şey, hak yolu, hak yolunun yolcusu, şu bu gibi konular, temalar işlendi çok yoğun bir şekilde. Yani bence Çağlayan'ı Gülen şu süreçte insanlar okusun ve oradan şey çıkarsınlar diye şey yapıyor. Mesela 5. Çağlayan Dergisi'nin 5. sayısının başyazısını okurken orada bir şey çık, yani orada ilk kez yani gerçek ortamda Baltimore'daki arkadaşlarla okuyorduk. Mesela şu cümleyi uygulayabilirsiniz dedim. Yani buna karşılık işte hak yolunun yolcuları da şöyle yapar, böyle yapar dediği bir şey var. Mesela bu tarz çok kritik şeyleri söylüyor orada. Yani hem belli bir ne diyelim cemaatin felsefesinin temel yapı taşlarını yeniden yerini belli ediyor. Hem de bir öz eleştiri yapıyor. Bunu peyderpey yazılar üzerine yapıyor ve dikkat ederseniz o Çağlayan yazılarıyla neredeyse şey işte Herkül sohbetleri hiç alakası yok. Yani birisi çok daha felsefi, çok daha temel mevzular ele alıyor. Bence temel problem insanların bu süreçte Çağlayan Dergisi veya başyazılarında bize Gülen ne söylemeye çalışıyor, ne yapmamız lazım, onu nasıl uygulamamız lazım diye bakma işinden kaynaklanıyor. Sonlara doğru daha önemli bazı makaleler de var ama ben sırayla hepsini okumaya çalıştığım için yani önemli olduklarını başlıklarından bile biliyorum ben ama bir türlü fırsatım olup bakmadı. Ama sırası geldiği zaman bakacağız. Bence Gülen burada cemaatin içinde bulunduğu krize doğrudan hitap eden bazı şeyler söylemek istiyor. Bunu böyle işte bir derginin içerisinde yapıyor. Yani biraz bu biraz bence tevazuyla ilgili yoksa yani insanlara herkese Çağlayan okutmaya çalışıyor, gelene hediye ediyor falan. Bütün bunlar aslında o mesajı insanlara vermeye çalışıyor ama işte ya bu benim kitabım, bir yazım, şunu bir okuyun, bu çok önemli bugünlerde falan şeklinde demek yerine Çağlayan okuyun, Çağlayan okuyun diyor. Ama insanlar yine onu Çağlayan'ı bir, bak işte Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin bir gündemi bu, bunu mutlaka abone sayısını şuraya çıkaralım, buraya çıkaralım şeklinde uyguluyorlar. Yani içeriğinden ziyade sayısıyla ilgileniyorlar. Bu da ayrı bir handikap işte yani bu da cemaatin bütün yaşananlardan hiç ders çıkarmadığına dair bir done olarak bir kenara koyabiliriz.